Ben bugün çok değerli konuklarımızı sizlere tanıtmadan önce konumuzla ilgili kısa birkaç cümle kurmak istiyorum müsaadenizle. Bugün çok kıymetli konuklarımızla birlikte özellikle bu yıl hızla evrilen dijital çağın koşulları altında farklılaşan ve ciddi anlamda değişime uğrayan ve bu değişimin de devam edeceğini öngördüğümüz eğitim sektörü hakkında sohbet edeceğiz. 2020 yılı değişik bir yıl oldu ve içinde yaşadığımız bu yılda tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline gelen COVID-19 nedeniyle yakın zamanda tüm sektörler, bütün dünyada gündemine dijital dönüşümü, online ve teknolojiyi oturttu. Bu dijital dönüşüm konusunda en büyük yankılar ise elbette eğitim sektöründe gerçekleşti. Ben haddim olmayan çok fazla bu kadar uzman konuklarımız ve sayın rektörümüz varken çok fazla bu konuda konuşmak istemiyorum ve sözü bir an önce değerli hocalarıma bırakmak istiyorum. Bugün bizlerle eğitim ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarının tasarımı konusunda uzun yıllarda çok başarılı çalışmalarıyla eğitim sektörüne yön veren, ışık tutan değerli hocamız Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Şirin Karadeniz bizlerle olacak. Ve aynı zamanda da akademik çalışmalarının yanı sıra eğitim teknolojisi alanında girişimleriyle uluslararası başarılara imza atan ve yine özellikle pazarlama akademisyenlerine ışık tutan, yön veren çok kıymetli hocam Profesör Doktor Nüket Vardar bizlerle olacak. Evet, kısıtlı süremiz var. Yaklaşık 50 dakikada kıymetli hocalarımın görüşlerini almak istiyorum konuyla ilgili. Hem eğitim sektörü hem de eğitim sektörü çatısı altında işletme ve yönetim bilimleri eğitimi konusunda neler öngörüyoruz, neler yaşıyoruz bunları konuşacağız. Ama elbette ilk sözü Sayın Rektörüme vermek istiyorum. Hem alanı eğitim olan bir akademisyen olarak uzun yıllardır bu konuda gerçekten çok ses getiren çalışmaları da imza atan bir akademisyen olarak. Hocam süreci ben nasıl soracağımı bilmiyorum. Yaşadıklarınız o kadar ilginç ki tek bir soruya da sığdıramıyorum. Sizden kıymetli değerlendirmelerinizi dinlemek istiyoruz hocam. Çok teşekkür ederim değerli hocalarım. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle sağlık diliyorum. Yani sağlık, sıhhatin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bu süreçte öğrenmiş olduk. Aslında pandemi süreciyle beraber biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sistemleri tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Bu her ülkede böyle. Özellikle sadece üniversite düzeyi değil, K12 dediğimiz küçük yaştan itibaren tüm eğitim düzeylerinde kullanılıyor. Ve bu süreçten 1.6 milyarın üzerinde öğrenci etkilendi tüm dünyada. Ancak bu sürecin yani pandemiyle Mart ayından itibaren, Şubat-Mart'tan itibaren yaşadığımız bu süreci biz uzaktan eğitim değil, daha çok acil uzaktan eğitim diye adlandırıyor birçok profesyonel ve haklı olarak OECD'nin raporlarında da bunu görüyoruz. Çünkü uzaktan eğitim dediğiniz şey çok ciddi bir tasarım gerektirir. Arka tarafta ciddi bir ekip vardır, konu alanı uzmanı vardır ve bu süreç öğretim tasarımıyla başlayıp bunun pilotlanması, uygulanması ve değerlendirilmesiyle ciddi bir süreç alır. Burada hazırlıklı olan kurumlar, altyapıları olan ve deneyimi olan kurumlar çok daha hızlı bu sürece adapte oldular. Ama altyapıda sıkıntı yaşayan ya da hazırlığı olmayan kurumlarda tüm dünyada sıkıntı yaşadılar. Bu açıkçası sizin kurumunuzun eğitim teknolojisine ne kadar önem verdiğiyle ve bu süreçlere ne kadar daha öncesinde entegre ettiğiyle önemli. Ben bizim açımızdan değerlendirmeler yapayım isterseniz. Hep beraber birçok şeyi deneyimledik. Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın bünyesinde olduğu için 52 yıllık bir geçmişi var ve ilk günden itibaren eğitim teknolojilerine yatırımları var. Teknoloji değiştikçe eğitim teknolojisine de yatırımları hep arttı. Üniversitemizin altyapı anlamında ciddi bir altyapısı zaten vardı ve öğrencilerimiz okula girdikleri ilk gün öğrenme yönetim sistemine ilişkin şifreleri kendilerine veriliyor ve onlar hem bu LMS dediğimiz öğrenme yönetim sistemlerine ulaşımı sağlayıp ilk günden itibaren ders materyallerine buradan ulaşıyorlar. Ödevlerini buradan yüklüyorlardı. Bazı derslerimiz online'dı, bazı derslerimiz senkrondu.
yani eş zamanlıydı. Bazı derslerimiz asenkrondu, yani eş zamansız materyaller üzerinden, videolar üzerinden öğreniyorlardı. Kısacası öğrencimizin bu konu hakkında deneyimi vardı. Daha önceden bu tür sistemleri kullanmışlardı. Hocalarımız bir şekilde bu sistemleri farklı şekillerde kullanmışlardı. Ya yüksek lisansta senkron dersler verdiler, ya ders materyallerini öğrenme yönetim sistemlerine uyguladılar. Deneyim çok önemli kısacası. O yüzden hızlı bir şekilde Türkiye'de de ilk online tarafa biz geçiyoruz diye duyuran da üniversiteyiz. Buna güvenerek, altyapımıza ve öğrenci deneyimimize, hocamıza da güvenerek biz bu süreci söyledik ve hemen geçtik. Ama bu geçişi yaparken işin eğitim tarafında arka planda yaptığımızda çok da farklı şeyler vardı. Özellikle Nüket Hocam da bu konuda bana katılacağını biliyorum. İş eğitime hazır bulunuşlukla başlar. Yani biz geçiyoruz dediğinizde bunu geçmeniz yetmez. Ve eğitim dediğiniz süreç sadece dersin içerisindeki bir öğretim değildir. Genel eğitimden hep o anlaşılır. Bir dersin öğretimi olarak anlaşılır ama pazarlama eğitimi dediğiniz noktada örneğin siz sadece dersleri düşünmezsiniz. Ders dışı aktiviteler, öğrencinin kariyer gelişimi, sektörle olan ilişkileri gibi çok yönlü düşünürsünüz. Biz de bu sürece başlarken ilk yaptığımız iş psikolojik danışmanlarımızı devreye sokmaktı. Bununla ilgili klinik psikologlarımız var ve Compass diye bir birimimiz var. Onlardan tüm yürüttükleri çalışmaları online'a çekmelerini ve bu COVID sürecinde sıkıntı yaşayan, tedirgin olan öğrencilerimize destek vermelerini istedik. Ve gerçekten bu inanılmaz derecede etkili oldu. Birçok gencimiz, uluslararası öğrenci sayımız da oldukça fazla bizim. 5 öğrencimizden biri uluslararası. Onlar da bu birime başvurdular. Neden ilk önce psikolojiyle başladık? Çünkü her şeyin temeli o. Çünkü gençlerimiz sadece kendileri için değil, aileleri için tedirgin oldular. Büyükleri için tedirgin oldular. Bir kısım uluslararası öğrencimiz evlerine dönemediler, ailelerini merak ettiler gibi. Bazı öğrencilerimizin büyükleri bunu geçirdiler ya da hastane süreçleri oldu. O noktada biz psikolojik destekle başladık ve bugüne kadar da hala devam ediyoruz. İkinci yaptığımız önemli iş, öğrenci kulüplerimizi toplamaktı göndermeden önce. Başkanlarımızla görüştük. 80'e yakın öğrenci kulübümüz var ve inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Ben onların yaptıkları konferanslara, etkinliklere elimden geldiğince katılıyordum. Ve onlarla şunu konuştum ben kulüp başkanlarıyla. Şimdi evet gidiyorsunuz evlerinize ama kulüpte yaptığınız ne varsa bunu online'a çevirmenizi istiyorum. Hiçbir öğrencim kendini yalnız hissetmesin. Sizler bir birlik olarak, bir kulüp olarak birbirinize destek olun ve etkinliklerinizi aynen yapın. Çünkü uzaktan eğitiminde öğrencinin motivasyonunu en çok kıran şey yalnızlık hissidir. O yalnız hissettiği noktada, bir topluluğa ait olmadığını hissettiği noktada aslında eğitimde devam edemez. Bir psikolojik olarak temelleri yapıp ardından da o topluluk, online topluluk hissini oluşturmaya çalıştık. Ve bu noktada sadece hocalarımızla değil, öncelikle psikolojik danışmanlarımızla, sonra öğrencilerimizle çalıştık. Ve gerçekten kulüplerimiz inanılmaz güzel işler yaptılar. Instagram'ı özellikle kullandılar. Biliyorsunuz onlar bu konuda çok daha aktifler bizden. Ve orada birbirlerine destek oldular ve farklı etkinliklerine devam ettiler. Sonra dersler kısmına geldik ve dersler sürecinde özellikle daha önceden verdiğimiz eğitimleri tekrarlayıp daha farklı eğitimler tasarladık ve hocalarımız için eğitimler açtık. Bunu da geçen sene kurmuş olduğumuz öğrenme ve öğretme merkezimiz üzerinden yaptık. Tüm hocalarımız online ders verme, online derse etkileşim sağlama, ders materyalleriyle online etkileşimi arttırma, ölçme ve değerlendirme gibi noktalarda eğitim aldılar. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum bu eğitimlere katıldıkları için. Ve biz bu eğitimleri sadece full time hocalarımıza vermedik. Bize kısmi zamanlı olarak gelen diğer üniversitelerdeki hocalarımıza verdik. Sektörden gelen profesyoneller var. Bizde co-op dersleri veriyorlar. Sağ olsun bu CEO'larımız, yöneticilerimiz, mühendisler, onlar da bu dersleri aldılar. Ve sistemleri de senkron ders sistemlerimizi, asenkron ortamlarımızı, öğrenme yönetim sistemimizi de öğrendiler. Kısacası bu eğitimleri sadece kendimiz için değil, insan kaynağı olarak gördüğümüz tüm eğitimciler için verdik.
Bunun dışında araştırma görevlilerimiz bu noktada çok destek verdiler. Bu arkadaşlarımız her dersin teaching assistant'ı olarak, yani öğretim yardımcısı olarak hocalarımıza yardımcı oldular. Bu süreçte onlara çok teşekkür ediyorum. Genç ve dinamizmleriyle beraber bu sürece çok katkıda bulundular. Ve bundan sonra derslerle beraber hem ders süreçlerini tasarlamanın dışında bir de tabii en önemli konu ölçme ve değerlendirme. Yani siz derste ortamı değiştirdiğinizde ölçme değerlendirme şeklini de değiştirmeniz gerekiyor. Yani aynı şeyi, sınıftaki aynısını online'da eş yapmak uygun bir öğretim tasarımı değil. Biz buna denklik diyorum ben. Hani matematikteki kümelerdeki denklik gibi düşünebilirsiniz. Sınıfın içinde yaptığınız bir tartışma varsa bunu online ortamda ona denk araçlar, ona denk ortamlarla yapabilirsiniz. Bu anlamda sınavlar konusunda da artık biraz daha ürünü ölçen formatif sınavlar yerine biraz daha sürece yayılan, süreçte ölçülen, proje bazlı, gözlem bazlı, biraz daha sunuma dayalı ölçme değerlendirme teknikleriyle ders izlencelerimizi güncelledik. Tabii öğrencilerimiz için çok ödev olduğu ve sunum olduğuna dair geri bildirimleri de aldık onlardan ama süreç online'da en doğru şekilde ölçme değerlendirmeyi değiştirmeden mümkün değildi. Bu arada tüm dünya kişisel verilerin korunmasına ilişkin regülasyonları da öğrenmeye başladı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, Amerika'da da birçok üniversite özellikle bu sınavlar konusunda kameraların açılması, açılmaması, öğrencinin bilgisayarının kontrol edilmesi, edilmemesi gibi konularda kişisel verilerin korunması regülasyonlarına tabi olduklarını ve bunu nasıl yapabileceklerini öğrendiler. Biz de bu süreçte hukuk danışmanlarımızla birlikte olması gereken neyse, regülasyonlar neyse ona göre davrandık. Ama bu sürecin ben çok dinamik olduğunu düşünüyorum. Geleneksel üniversite yapısı bu süreçte hani çevik yaklaşım olarak sizin kullandığınız o yaklaşımı işin içine biraz yedirmek zorunda kaldı. Bundan sonra üniversitelerimizin yönetim açısından yaklaşımı bence geleneksel yapı bir şekilde duracak ama o çevik yaklaşım dediğimiz yöntemi işin içine uygun şekilde harmanlaması ve optimal bir denge kurmasıyla mümkün. Çünkü geleneksel hiyerarşik üniversite yapısı bu şekilde belirsizlik sürecini yürütmek için hiç uygun bir yapı değil. O yüzden aslında burada üniversite yönetimleri de, dekanlarımız da, enstitü müdürlerimiz de, tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyada da farklı yönetim yaklaşımlarını denemiş oldular. Benim burada en önem verdiğim şey derslerin dışında bu akademik taraf öğrencinin öğrenmeye devam etmesiydi. Öğrenmeye devam etsin istedim. Yani bırakmasın istedim. Çünkü bıraktığı zaman orada bir yenilgi hissedecek ve CV'sinde bir boşluk olacak. Ama tüm her şeye rağmen devam edebilmek de öğrencim için oldukça önemli diye düşünüyorum. Bu konuda da onları motive ettik ve destekledik. Ders devam oranlarını aldığımızda %96 gibi bir devam oranımız var. Bu noktada inanılmaz derecede mutlu oldum. Onlar öğrenmeyi bırakmadılar. Hatta daha fazla öğrensinler diye sürekli eğitim merkezimizdeki sertifikaları öğrencilerimize ücretsiz açtık. Sonra mezunlarımız da istedi, mezunlarımıza da ücretsiz açtık. Boğa Coop'un yaptığı ve kariyer merkezimizin yaptığı kariyer danışmanlığını birebir online danışmanlığa taşıdık. Coop tarafında sektör profesyonellerinin verdiği konferansları online'a taşıdık. Ve bunun dışında yaptığımız tüm etkinlikler, konferans, seminer ne yapıyorsak bunların hepsini online'a taşıdık. MOOC dediğimiz Coursera gibi ortamlardan ücretsiz dersler alabilmeleri için anlaşmalar yaptık. Oradan da öğrendiler. Yani kanalları çokladık. Dersin dışında da öğrenmeye devam ettiler. O yüzden hepsinin gözünden öpüyorum. Harikalar. Ve bu süreçte en çok yaptığımız şeylerden biri de öğrencinin sesini duymaktı. Çünkü bu süreç çok dinamik, çok çevik yönetilmesi gereken bir süreç. Öğrencimizin bu sürece ilişkin neye ihtiyacı varsa, önerisi neyse, derslerin işlenişinden sınavların yapılmasına kadar bize ulaşabilmeler için birçok kanal oluşturduk. Uzaktan eğitimin en can alıcı yeri iletişim bence. İletişim kanallarını WhatsApp numarası vermeden maile, web sayfamıza chatbox koymadan
farklı noktalara kadar birçok yerde tüm idari personelimizle beraber onlar da online çalışma düzenine geçtiler. Öğrencilerimizden o verileri sürekli aldık ve aldığımız kararlarda senatomuzun, yönetim kurulumuzun aldığı kararlarda bunları hep dikkat ettik. Öğrencimizden gelen geri bildirimlere göre. Aynı zamanda öğrencimizin memnuniyetine ilişkinde çok değerli hocam Profesör Doktor Yılmaz Esmer Başkanlığı'nda da bir araştırma yaptık. Hem nicel hem nitel tarafı olan öğrencilerimizin bu sürece ilişkin görüşlerini ve bundan sonra değiştirmemizi, iyileştirmemizi istedikleri yerleri belirlediler. Ve onların da anket sonuçlarını önümüze alarak tüm dekanlıklarımıza, bölüm başkanlıklarımıza gönderdik. Ve yaz okulundan itibaren yaptığımız tüm tasarımları, güz dönemi için yapacağımız tüm tasarımları bu anket sonuçlarımızın elde ettiğimiz öğrencilerimizin bize önerdiği noktaları dikkate alarak tasarlıyoruz. Kısacası normalde bir dersi verirsiniz, dersin sonunda bir değerlendirme yaparsınız. Genelde böyle işliyordu süreç ama biz sürekli olarak bu değerlendirmeleri aldığımızda, öğrencimizin sesini duyduğumuzda ve buna göre tasarım sürecine dahil ettiğimizde çok farklı tasarımlar yapma, kararları daha doğru alma konusunda da etkin olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda üniversitelere önereceğim en önemli şey öğrencinin sesini duymak ve karar alırken onların seslerini dikkate almak olacaktır. Bu dönem emek yoğun bir dönemdi. Çok emek harcadık. Tüm hocalarımız emek harcadı. Ama aynı zamanda üniversitelerin bel kemiği olan idari personelimiz de çok emek harcadı. Öğrenci işlerinden tutun sağlık personeline kadar tüm süreçte onlar da online çalışma düzenine alıştılar. İlk kez online toplantı yaptılar. Evlerinden bir süre sonra biliyorsunuz 5 Nisan'dan itibaren biz herkesi evlerine gönderdik. Ve 2,5-3 ay boyunca online çalışmaya geçtik. Şunu görüyorum ki herkes çok hızlı adapte oldu bu sürece. Online teknolojileri kullanmaya başladı ve biz artık bundan sonrasında burada edindiğimiz deneyimle hibrit üniversiteye doğru dönüşümümüze başladık. Onu daha sonra anlatırım ama o yüzden üniversite bir bütün. Bu dönem bize 360 derece bir tasarımla bu işleri yapabileceğimizi gösterdi. Dersleri sadece tasarlamanın yeterli olmadığını tekrar vurgulamak isterim eğitim teknolojisi alanı açısından. Bir öğrencinin üniversite yaşamına ilişkin gelişim hem fiziksel hem akademik hem kariyer, psikososyal, etik gelişimi bunların hepsinin bir bütünüdür. Bunların hepsini o sürece yedirmek için de akademik ve idari personelle birlikte öğrencinizi de işe katarak yaptığınız tasarımlar sonuç veriyor diye düşünüyorum. O yüzden bu dönemi ben üniversitem adına çok başarılı atlattığımızı düşünüyorum. Tüm emeği geçen herkese her ortamda ben teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gece 11'de olsa 12'de olsa biz Yavuz Hocam'la telefonlaştık. Toplantılar yaptık. Hafta sonunda yaptık. Biliyorum yeni çalışma düzeni biraz daha farklı geldi ama bu süreç gerçekten bizim üniversitelerimizin yönetim yapısının da ne kadar değişmesi gerektiğini de gösterdi. Hocam ben kısaca bizim deneyimlerimizi bu şekilde aktarabilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Siz anlatırken ben gerçekten bu süreç belki birkaç aydı ama çok çok şey sığdırdık biz bu birkaç aya gerçekten. Öğrencilerimizle iletişimimiz her zaman sıcaktı ama bu dönemde gerçekten kanalların artmasıyla iletişimimiz çok kuvvetlendi. Bu bizi de besledi. Gençlerle olmak her zaman çok güzel. Ders dışında paylaşımlar yapmanın, iyi şeyleri, kötü şeyleri paylaşmanın bizi de çok beslediğini akademisyen olarak düşünüyorum. Gençlere bakışımız değişti. Derslerimizi gerçekten onların ihtiyacına göre nasıl tasarlarız fikri bu iletişim kanallarını açarak daha da kolaylaştı aslında. Çok teşekkürler hocam bütün bu anlattıklarınız için. Bu arada Nüket Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam bu arada Nüket Hocam benim tez danışmanımdır, doktora tez danışmanımdır. Yıllar sonra böyle bir ortamda onun tekrar görüşlerini almak çok keyifli, onu da belirtmek istiyorum. Hocam sizin birkaç yıl önce biliyorum, sanıyorum 5 yıl olacak, bir akademik başarılı akademik çalışmalarınızın yanı sıra bir girişiminiz oldu eğitim dünyasında ve bu çok bizler için çok faydalı bir girişimdi açıkçası, öğrenciler için de.
daha pandemi yok. Belki online eğitim, uzaktan eğitim bu kadar fazla konuşulmuyordu. Ama siz önemli bir ihtiyacı öngörerek bir girişimde bulundunuz. Hem sizin girişiminizle ilgili hem de aslında daha ziyade siz şu anda Londra'dan bağlanıyorsunuz ve Avrupa'da, Amerika'da birçok okulun bu dönemde neler yaptığını, ihtiyacın ne olduğunu, eğitim sektöründe nelerin konuşulduğunu çok yakından takip ediyorsunuz hocam. Özellikle bizim alanımıza da bağlı olarak sizin düşüncelerinizi ve değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim Elif. Benim için de biliyorsunuz her hoca için herhalde en güzel şey öğrencilerinin böyle güzel yerlere geldiğini görmek. Elif evet herhalde bir 15-20 sene önce ya da 15 sene önce yaptığı doktora da Yeditepe Üniversitesi'ndeki doktorasız arasında ben hocasıydım. Ama ne mutlu ki şimdi bu noktada görüyoruz. Onun için benim için çok güzel bir etkinlik diyeyim. Şirin Hoca'yı da ve de Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli bütün öğretim üyelerini öncelikle tebrik etmek isterim. Çünkü Şirin Hoca'yı dinlerken bu kadar kısa sürede Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptıklarını duymak benim için de aydınlatıcı oldu. Esasında bu kadar kısa sürede üniversitelerin yeni online eğitime geçmiş olmaları hakikaten gerçekten tebrik şayan bir durum. Çünkü bu kadar kısa sürede ve pandeminin etkisiyle herkesin moralinin bu kadar kötü olduğu bir noktada hocaların her zamanki dirayetleriyle işi ele almaları ve ne gerekiyorsa, durum neyi gerektiriyorsa onu yapmaları, eğitimi online'a taşımaları, kendi notlarını değiştirmeleri hakikaten her türlü tebrikin ötesinde bir durum. Ama Bahçeşehir Üniversitesi bence bu konuda şanslı çünkü Şirin Hoca'nın zaten eğitim fakültesinden geliyor olması ve yine onun da öngörüyle çok önceden doktorasını bu konuda yapıyor olması bence yine Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu konuda ayrıştıran noktalardan bir tanesi. Onun için ayrıca çok tebrik ediyorum sizi. Bence esasında COVID'in tabii ki çok negatif tarafları var. Yani bunları zaten saymaya gerek yok. Ama bir yandan bence eğitimin önemini gösterdi COVID diye düşünüyorum. Yani ben şöyle yani esasında insanlar normalde işte öğrenciler olsun, hocalar ya da hatta ebeveynler okula gitmek, işte eğitim, pazartesileri kalkmak vesaire gibi herkesin bir takım sorunları vardı. Halbuki eğitimin olmadığı bir nokta, bir dünyaya geldiğimiz zaman herkesin ne kadar şikayetçi olduğunu gördük. Onun ötesinde bence yani COVID esasında eğitimin önemini bize hatırlattı. Onun ötesinde pedagojinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Yani bütün bunlar belki günlük hayatımızda, hayatın normal seyri içinde çok fazla düşünmediğimiz, nasıl olsa orada var diye önemsemediğimiz noktalardı. Ama mesela hocalar belki işte hep alışık oldukları şekilde derse girip hep alışık oldukları metotlarla dersi yıllarca anlattıkları için belki onun verdiği bir rahatlıkla her zamanki gibi derslerine devam ediyorlardı. Ama bir anda herkesin dünyası değiştiği için bir anda hocalar olsun, öğrenciler olsun, ebeveynler olsun tekrar okulu, eğitimi yani sadece üniversiteler için konuşmuyorum bunu. Genel anlamda eğitim açısından, okullar açısından herkes bir defa daha düşündü eğitim bize neler katıyormuş diye. Şu anda mesela okulların kapalı olması herkesi çok rahatsız eden bir durum. Anneler babaların ötesinde öğrenciler de bundan şikayetçi. Ben bunu memnuniyetle karşılıyorum. Çünkü malum bize eskiden talebe denirdi öğrenciye. Talep etmekten gelir. Belki zaman içinde öğrenciler onu da unutmuşlardı. Çünkü o kadar hepimiz rahattık ki en güzel ortamlarda, en güzel araçlarla, en iyi hocalarla eğitimi aldıkları için nasıl olsa bu araçlar orada diye belki de çok fazla düşünmüyorlar, çok fazla şükretmiyorlardı. Ama bir gün içerisinde bütün bu olanaklar elinden alınınca zannederim herkes ellerindekinin kıymetini biraz daha iyi anladı diye düşünüyorum. Ve özellikle aynı şekilde üniversitelere bakarsak da eğitim tabii ki hep önemliydi ama araştırma da hep daha belki bir adım daha öndeydi. Bu hocalar için de öyleydi. İşte araştırma yapmak, yayın yapmak vesaire vesaire. Ve şu anda bakıyorum yani dünyada da böyle, Türkiye'de de öyle olduğunu görüyorum. Herkes esasında araştırma tabii ki hala önemli ama araştırmayla birlikte yani biri ötekinden daha önemli değildir noktasına ulaştı diye düşünüyorum. Şu anda herkes inovatif eğitim yöntemleri üzerinde kafa yoruyor, zaman harcıyor. Başka neler yapabilirim? Öğrencilerim aynen sizlerin anlattığı gibi
öğrencilerimi ekran karşısında nasıl daha uzun süre tutabilirim ve daha fazla nasıl daha iyi öğretebilirim sorularını kendilerine soruyorlar. Bence bu da dediğim gibi hem eğitimin önemini arttırdı hem de pedagojiye hepimizin biraz daha sadece eğitim fakültelerinin değil ama diğer bütün fakültelerdeki öğretim üyelerinin de biraz daha fazla zaman harcamalarını, kafa yormalarını gerektirdi. Bu da bence artısı. Onun ötesinde hızlı hareket edebilmek. Şirin Hoca da bahsetti. Bahçeşehir Üniversitesi'nin ne kadar hızlı bu sisteme geçtiğini. Bence esasında Türkiye'deki üniversitelerimiz, okullarımız, Türkiye'de genelde bu konuda biz daha şanslıyız. Çünkü biz kriz yönetimine hep alışıkız. Çeşitli nedenlerle, doğal krizler, farklı ekonomik krizler vesaire. Onun için daha hızlı hareket edebiliyoruz. Yani bir şey olduğu zaman anında daha kolay doğru refleksleri verebiliyoruz. Halbuki Batı dünyası gene onlar da belki biraz daha fazla rahata alışmış durumdaydılar. Yani her şey olağan, herhangi bir değişkenlik ya da herhangi bir değişim olmadığı için aynı şekilde devam ettikleri bir noktada birdenbire yürüdükleri şeyin yerin ayaklarının altından kaydıklarını hissettiler. Onun için ama baktığımız zaman dünyadaki diğer üniversitelerde olabildiğince, ellerinden gelebildiğince, ellerindeki imkanlar doğrultusunda online eğitime geçtiler. O nedenle yani COVID'in bir diğer artısı bence herkese daha hızlı hareket edebilmek ve günün koşullarına uyabilmek için bir takım imkanlar tanıdı. Üçüncü söylemek istediğim yaratıcılığı arttırması. Hocamız da bahsetti. Elif'in aynı zamanda derslerinde uyguladığını da biliyorum. Hocalar bu sefer farklı tekniklerle nasıl öğrencilere yönelebilirler, nasıl derslerini daha çekici hale getirebilirler diye daha fazla zaman ayırmaya, daha fazla kafa yormaya başladılar. Ve sadece işte dersi PowerPoint sunumlarla anlatmak değil ama onun dışına başka nasıl taşırız, daha interaktif hale dersleri nasıl getiririz diye bir takım yeni modeller bulmaya çalıştılar. Elif belki burada ben susayım hem diyalog olması açısından da senin derslerinde kullandığın Instagram hesabını belki nasıl kullandığını anlatırsan o bence çok değişik bir örnek. Hatta yurt dışında da bu örneği verdim. Sosyal medyanın derslerde kullanımına örnek olarak istersen dersinde nasıl uyguladığını bir anlatırsan sonra tabii devam edelim gene. Öğrencilerimize normalde sınıf içi eğitimde vaka çalışmaları sıklıkla yaptırıyoruz. Bu vakaları gruplar halinde çözümlüyorlar ve ben yıllar önceden gelen alışkanlık genellikle gerçek vakalar üzerinde ve mümkünse o markanın yöneticisine vaka sunumlarını yapmak isterim ki en başarılı biraz da rekabet olsun. Başarılı sunumu gerçekten profesyonel hayattan biriyle birlikte değerlendirelim. Çok istediğim bir şeydi ve öğrenciler de bundan çok keyif alırdı. Tabii online ortamda bu vakaları tartışmak pek de mümkün olmuyor ve sınıf ortamında tabii olmadığımız için yöneticileri de davet edip böyle bir jüri ortamı da yaratma fırsatımız olmuyor. Ben hızlıca Mark Lifeson 4'deki birkaç vakayı öğrencilerime verdim. Hatta bir tanesini kısaca özetleyeyim. McDonald's'ı örnek vermiştim bir vakayı. McDonald's'ın üründe standartizasyonla başarısını çalıştı öğrenciler. Ve o vakayla ilgili McDonald's'ın pazarlama müdüründen bir soru aldık. Sınıf için kurduğumuz Instagram hesabında. Ve bu soruya bir gün içinde en iyi yanıtı veren, gene Instagram üzerinden en iyi ve en hızlı yanıtı veren 3 gruba da McDonald's evlerine menü yolladı. Tabii bu pandemi ortamında bu çok basit bir menü onlara hakikaten böyle inanılmaz altınlar bahşetmişim kadar hoş geldi. Açıkçası konuyu buraya getirmek gerekirse biliyorsunuz işletme ve yönetim bilimlerinde teori olduğu kadar öğrencilerimizi iş dünyasına hızlıca adapte etmek ve onları iş dünyasıyla henüz öğrenciyken tanıştırmamız çok önemli. Bizim fakültemizin en büyük farkı bu aslında ve özelliği. Sadece pazarlama değil, finans, insan kaynakları, Yavuz Hocam'ın lojistik bölümünde yaptıkları gibi biz sürekli öğrencilerimizi iş dünyasına bir an önce hazırlamak, onları sadece değişimi izleyen değil de değişimi yöneten bireyler ve yöneticiler olarak mezun etmeyi seviyoruz. Bunun yöntemi de aslında
Kısıtlandı derken Nüket Hocam'ın dediği gibi aslında daha çok önümüzde seçenek çıktı. Çünkü bu yöneticiler de iş dünyası da okula gelip vakit ayırmak tabii seviyorlar ama onlar da sosyal medya ortamında öğrencilerle bir araya gelmekten çok keyif aldılar. Birkaç şirketle daha bu Instagram üzerinden proje challenge'larını yaptık. Gerçekten önümüzdeki dönem için farklı firmalar, biz de gençler, çünkü onların da ihtiyacı olan bu gerçek tüketici içgörüsü, gerçek ve aynı zamanda da nitelikli öğrencileri henüz öğrenciyken tanımak ve kurum kültürlerine alıştırmak. Yani çok boyutlu aslında bu projelerin olumlu yanları. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde farklı mecralarda yine öğrencilerle bir araya geleceğiz inşallah. Sadece derslerimizde kullandığımız platformlarda değil, ben de öğreniyorum onlar sayesinde. Çünkü her gün bir yenilik oluyor gerçekten. Gençler bize öğretiyor, biz onlara yol gösteriyoruz artık diyorum. Çok teşekkürler. Elif'in bahsettiği demin sorusunda da vardı. Ben kısaca Markalar Fısıldıyor nasıl doğdu, biraz ondan da bahsedeyim. Esasında Markalar Fısıldıyor, 2014 yılında biz çalışmalara başladık. Markalar Fısıldıyor, pazarlama üzerine hazırlanmış bir online kitap esasında. Fakat web ve video tabanlı bir kitap. Ben esasında hocamızın da, Şirin Hoca'nın da bir eğitimci olarak inceleyip bu konuda bize fikirleriyle geri dönmesini çok arzu ederiz. Çünkü bunu hazırlarken biz tabii akademisyen olunca literatüre baktık ve literatürde de esasında yapmadan önce, hazırlamadan önce bu hem videoları, video içeriklerini ve ders içeriğini hazırlamadan önce malum Richard Mayer'ın 1990'dan itibaren başlattığı multimedya eğitimde multimedya kullanımı üzerinde yapmış olduğu ve ekibiyle birlikte hala da devam eden inanılmaz araştırmalar var. Birebir bu araştırma sonuçlarını kullandık. İşte cognitive load'u azaltması gerekiyor kullanılan medyanın, multimedyanın gibi bir takım söylemleri vardı. Bayağı araştırma sonuçlarını, mesela 9 tane önerisi vardı. Bunları yapmazsanız bu iş olmaz diye. Biz birebir Markalar Fısıldıyor'da bunları uygulamaya çalıştık. Dolayısıyla olabildiğince kendi kendimizi öğrenerek, pedagojik kaynakları kullanarak Markalar Fısıldıyor'u yarattık. Yaratılması da şöyle bir şey. Malum işletme konusu esasında bizim laboratuvarımız iş dünyası ve iş dünyasında özellikle Türkiye'deki iş dünyasında birçok örneklerimiz var. Birçok şirketlerin karşılaştıkları birçok önemli sorunlar var. Ve bu sorunlar sadece bize has değil, bütün dünyaya has sorunlar. Bu sorunlarla nasıl başa çıkabildiklerini eğer biz bir şekilde yazıya dökebilirsek, daha sonra da bunları yöneticilerin katıldıkları video çekimlerle kayıt altına alabilirsek bunları derslerde çok rahat kullanabiliriz diye düşündük. Esasında yani vaka yöntemi, vaka olarak başlamadı. Bu bir kitabı. Duyamıyor musun Elif? Bir şey mi var? Duyuyorum hocam. Tamam. Vaka yönteminden ziyade bu, yani biz pazarlama kitabını, farklı başlıklarını vakalar üzerinden yapalım ve bunları önce yazalım. Bir eğitimci olarak, yani pazarlama hocası olarak bu vakaları yazalım. Hatta ilk vakada galiba Elif de bana yardımcı olduydu, hatırlıyorum. İsmi de künyede vardır. Bu vakaları yazalım. Ondan sonra da marka sahipleriyle gidip konuşalım ve marka sahiplerinin izinleri doğrultusunda bu video çekimlerini yapalım. Onlardan bu materyalleri alalım ve web sitemizde yayınlayalım. Web sitemiz 2016 itibariyle yayına başladı ve dediğim gibi herkes, dileyen herkes, yani hoca olmanıza da gerek yok, beyaz yakalılar ya da ilgi sahibi olan herhangi bir kişi web sitemize girerek markalarfısıldıyor.com'dan bizim pazarlama kitabına ulaşabiliyorlar. Diyelim ki işte segmentasyon konusunu inceleyeceksiniz. Segmentasyon başlığına tıkladığınız zaman sizi o Carrefour vakasına götürüyor. Ve Carrefour'un o zamanki genel müdürü o sırada karşılaştıkları problemi anlatıyor. Ve sonra segmentasyonu kullanarak bunu nasıl çözdüklerini bize 4-5 bölüm içerisinde toplam 20 dakikada özetliyor. Esasında siz yöneticileri konuşurken görüyorsunuz ama biz daha öncesinde bunları yazıyoruz. Metinler konusunda yöneticilerle mutabık kalıyoruz. Dolayısıyla onlar bizim metni okumuyorlar fakat kendi sözcükleriyle bizim yazmış olduğumuz metni
kamera karşısında tekrarlıyorlar. Dolayısıyla başından bir hoca tarafından yazıldığı için bu metinler esasında ders içerisinde, ders programının içerisinde kullanılmak üzere hazırlanan metinler. Ve bu 20 dakikanın sonunda da bir 10 dakikalık soru cevap bölümü var her bir bölümümüzün sonunda. Segmentasyon konusundan devam edelim. Segmentasyon konusunda normal bizim kitaplarımızda bahsetmemiz gereken temel hangi teorik konular varsa onları da soru cevap kısmında 10 dakikada yine görseller yardımıyla, grafikler yardımıyla anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi 2016 Mart'ında başladı. Şu anda 14 tane vakamız var. Yeni vakaları da ekliyoruz. Ve buradaki en güzel tarafı dediğim gibi ücretsiz olması ve ben bunu başından itibaren bir sosyal sorumluluk projesi gibi gördüm. Sadece Türkiye'nin batısında değil, şimdi Google Analytics'ten onları çok rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye'nin her yerinde, her üniversitesinde bu vakalar rahatlıkla kullanılabiliyor, sorular geliyor vesaire. Onun için hakikaten benim başından itibaren arzu ettiğimin ya da düşlediğimin çok ötesine geçen bir proje oldu. Şu anda 60 binden fazla page view'a sahip, 16 binden fazla kullanıcısı var. İlk başta zaten lanse edilir ve edilmez Türkiye'de böyle çok iyi bir şekilde başlanınca ve de bu eğitim metodunun daha başka üniversitelerde, daha başka ülkelerde kullanılmadığını fark ettim. Bunu ben yurt dışına taşıyabilirim diye düşündüm. Zaten şu anda Londra'da olma nedenim de o. 2018'de markalar fısıldıyor, Brands Whispering haline geldi. 2018 itibariyle de ondan İngilizcelerini yapmaya başladık vakaların, video vakaların yani İngilizce dublajla. Ondan sonra şu anda Case Center tarafından dünyanın çeşitli işletme okullarında okutuluyor. Covid ile alakalı olarak esasında benim yapamadığımı Covid yaptı. Yıllarca benim yapamadığımı Covid yaptı çünkü herkes tabii farklı online materyallere ihtiyacı olunca otomatik olarak markalar fısıldıyor olan ilgi birdenbire arttı. Hem Türkiye'de hem dünyada. Gene Google Analytics'ten çok rahat görebiliyorum Covid etkisi diye ayırabilirim. Dolayısıyla hem bu metodu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yeni bir yine finans hocalarıyla finans serisine başlamak gibi bir niyetimiz var. Çünkü bu pedagojinin sadece pazarlama için değil ama iş dünyası için uygun olduğunu düşünüyoruz. Burada bir şey daha söylemem lazım. 2018'de yine bir Erasmus projesine katıldık İngiltere'den. Şu anda Brands Whispering, Multinationals Whispering altında Avrupa'daki 4 üniversiteyle birlikte bu kez uluslararası işletme için bir ders kitabı hazırlıyoruz. Buradaki amaç da dediğim gibi olabildiğince bu pedagojiyi yaygınlaştırmak ve işletmenin farklı alanlarına yayabiliyor muyuz ona bakmak. Ben esasını isterseniz biraz durayım, nefes alayım. Tamam. Peki hocam, çok teşekkürler. Evet, biz kullanıyoruz ve kullanacağız. Daha fazla materyale ihtiyacımız var. Hocalar olarak biz de içerik üretmek zorundayız. Bunu hissediyoruz. Hem bu bizi besliyor dediğim gibi, hem günceli takip etmemizi sağlıyor aslında bir yandan, hem de öğrencilerimize daha iyi nasıl yeni metotlarla ulaşabiliriz. Normalde zaten bunları yapıyorduk aslında bildiğiniz gibi. Biz Şubat'tan önce de öğrencilerimizle aslında sadece sınıfta bir arada değildik. Sadece yöntemler arttı, fazlalaştı. Peki bu nereye kadar gidecek? Gelecekte neler yapacağız? Bizleri neler bekliyor? Öğrencilerimizi neler bekliyor? En önemlisi daha iyi nasıl yapabiliriz? Şirin Hocam'dan şimdi geleceğe dair bizi motive etmesini istiyorum, korkutmasını istemiyorum diyerek her zamanki gibi. Merak etmeyin hocam, hiç korkutmayacağım. Öncelikle Nükhet hocamın bahsettiği durum gerçekten çok önemli. Açık kaynak kodlu, kaliteli kaynakların ne kadar yayılırsa, özellikle İngilizce'de çok var ama Türkçe'de de bu kaynakların yayılıyor olması bence inanılmaz derecede önemli. Hele ki sektörden vakaların olduğu
ve bu şekilde gerçek hayat ortamını sınıfa taşıyabilecek bu tür materyaller bence çok değerli. İnşallah daha da artacaktır. Bundan sonraki süreçte de açık kaynak kodlu var olan sistemlerin artık üniversite tarafından da sayılıyor, ediliyor, daha çok kullanılıyor olduğunu da göreceğiz. Biz de bu süreç içerisinde OpenBow diye bir yeni sayfamızı oluşturduk. Bu dönemde verilen online derslerden hocalarımızın evet dediklerini açık ders kaynağı olarak bir yere topladık ve OpenBow adıyla da açtık. Bu noktada da izin veren, destek veren tüm hocalarıma teşekkür ederim ki en azından içeride kalmadı o derslerimiz, dışarıda da duyuluyor. Bundan sonrasında ne olacak? Bir bakalım, konuşalım onu. Şimdi bundan sonrası için artık üniversiteler birden fazla senaryoya hazırlık yapmak durumundalar. Yani öğrencilerini kampüse aldıkları bir sürece hazırlık ya da öğrencilerini kampüse almayıp online'a devam eden bir sürece hazırlık ya da kampüse alıp sonra online'a döndüğü ya da online başlayıp sonra kampüse aldığı farklı senaryoları çalışmak zorunda. Biz bunları farklı senaryolara çalışıyoruz. Çünkü pandemi dediğin süreç böyle bildiğiniz, tahmin edebildiğiniz bir süreç değil. Dünyada veya ülkenizdeki olan hızlı değişimlere göre sizin adapte olup ve bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle Türkiye'de de bilim kurulunun kararları, önerileri, yüksek öğretim kurulunun kararları da bize o çerçeveyi zaten gösteriyor. Şu anda üniversiteler Ekim'den itibaren yavaş yavaş kapılarını açıyor olacaklar. Biz 12 Ekim'den itibaren hibrit üniversite olarak kapımızı açıyoruz. Kampüslerimize, üniversitemize, öğrencilerimizi bekliyoruz. Peki bu hibrit üniversite kavramı ne demek? Biraz ondan bahsetmek isterim. Herkes bunu konuşuyor ama bizim bakış açımız nedir burada? Hibriti biz, yani blended hybrid learning diye geçen kısmı sadece derslerin bir kısmını online, bir kısmını yüz yüze vermek olarak algılamıyoruz. Biz tüm sürecimizi hibritleştirmekten olarak anlıyoruz. Bu öğrencimize sunduğumuz her tür hizmetin öğrencimizin öğrenme deneyimi olarak kayıt öncesinden itibaren mezun olup mezun olduktan sonraki sürece kadar geçirdiği tüm öğrenme deneyimini hibrit olarak tasarlamak olarak anlıyoruz biz bunu. Yani tam bir sistemsel bakış açısıyla anlıyoruz. Burada tabii ki online tarafta kullandığımız bilgi sistemlerinin entegrasyon süreçleri var. Ama biz bunu zaten çok önceden başlatmıştık. Daha pandemi yokken Ekim ayında öğrenci deneyimine ilişkin iş akışlarımızı çıkarmıştık. Ama bunun dışında biz bu harmanla hep şey yaparız, biraz bir kısım üniversitede, bir kısım sektörde çalışma. Biraz buradasın, biraz staj yapıyorsun. Hatta sektörü işin içine alıp onların verdiği dersler de var ki işletme bölümümüze bu tür derslerimiz çok fazla var. Bunu yapardık. Şimdi biz bir Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu anlamda sektör ilişkilerimiz çok çok güçlü. Kullandığımız hala o eğitim modelimiz var. O eğitim modelini aynı şekilde devam edip güçlendiriyor olacağız. Uluslararası tarafta da güçlendireceğiz. Hibritlemeden kastımız öğrencimizin staj olanaklarını, uluslararası olanaklarını arttırmak ki bu dönüşüm sürecinde sistem, business, buraya sektör direkt online çalışmaya dönünce biz öğrencilerimizi geri çekmedik. Onları da online çalışmada staj yapmaya devam ettirdik. Çünkü iş dünyası dönüşüyorsa, online çalışmaya dönüşüyorsa benim öğrencim de o süreci deneyimlemelidir diye düşündük ve onlar da online stajlarına devam ettiler. Bir sektör tarafını düşünüyoruz. İki, sunduğumuz her tür danışmanlık hizmeti, bu psikososyal danışmanlıktan kariyer danışmanlığına, akademik danışmanlığa kadar olan süreci hem online'da hem yüzde de sunuyor olmak. Üçüncüsü, Bahçeşehir Üniversitesi'nin çok ciddi bir global ağı var. Bağı global olarak farklı ülkelerde üniversitelerimiz var. Amerika'da, Berlin'de, İngiltere'de, Batum'da, Kıbrıs'ta ama bunun dışında 200'ün üzerinde de üniversiteyle de farklı anlaşmalarımız var Erasmus'un dışında. Şimdi bu anlaşmalarımız gereği öğrencilerimiz zaten çok da fazla hareketliydiler. Bizim onlar için tasarladığımız birçok farklı staj ve sertifika programı, dönemlik programlar da vardı. Biz gene bunu hibrit olarak sürecimizin içerisinde
yedirerek, güçlendirerek devam ettireceğiz. Yani biraz öğrencim burada kampüste, biraz online'da olabilir ama biraz İngiltere'de olsun, biraz Amerika'da olsun, biraz staj yapsın sürecine devam ediyor olacağız. Bunun dışında derslerimizin türlerine bir bakacağız. Derslerimiz için hibrit derslerimiz, online senkron veya online asenkron derslerimiz olacak. Bu kararı biz tepeden veriyor olmayacağız. Bu süreç bize üniversitelerimizin, belirli kurumlarının daha da fazla inisiyatif almasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Biz bu süreci tamamen bölüm başkanlarımızla, dekanlarımızla karar veriyor olacağız. Onlar derslerin türlerine karar verecek ama tabii bunun için gerekli olan hibrit sınıfların şu anda tasarımını yapıyoruz. Hibrit sınıflarda aynı zamanda hem kamera, mikrofon sistemlerini kuruyor olacağız. Öğrencimiz isterse içeride, sınıfın içinde derste olacak, isterse kampüs dışında olabilecek, isterse farklı bir ülkede olabilecek ama derse katılabilecek, hocasına sorusunu sorabilecek. Şimdi bunun dışında, derslerin dışında aynı zamanda baktığımızda hibrit üniversitenin bir de yönetsel süreçleri var. Bu yönetsel süreçleri tarafından da ciddi bir stratejik dönüşüm aslında bu. Ve bu stratejik dönüşüm içinde ilgili her paydanın bir araya geldiği, birlikte çalıştığı süreçlerin tasarlanması gerekiyor. Bu anlamda bizim yaptığımız hibrit üniversite tanımının içerisinde yönetsel tarafta çok ciddi de yaptığımız çalışmalar var. Tüm bu süreç için belirlediğimiz 291 tane kalite standardımız var. Uluslararası camiada da olan kalite standartlarını aldık ve bunları düzenledik. Burada öğrenci deneyiminden öğrenci desteğine, öğrencinin herhangi bir şekilde sağlıkla ilgili bir problemi olduğu noktada desteği nasıl alabileceğinden hepsine kadar belirli kalite standartlarımız mevcut. Ve bu kalite standartlarımızın taslağı hazır. Ve bu taslak üzerinden hocalarımızın, dekanlarımızın, bölüm başkanlarımızın görüşlerini almaya başlayacağız. Ve ondan sonra son haline getirdikten sonra artık hem bilgi sistemimizi, hem iş akışımızı, hem derslerimizi buna göre planlıyor olacağız. Çünkü dersleri sadece bir kısmını online'a aldım, hibrite aldım gibi çözümler sistemsel bakış açısından işe yaramayacaktır. Tüm bir süreci görmek, tüm bir süreci tasarlamak, sistemsel olarak 360 derece verdiğiniz tüm hizmetleri tasarlamak zorundasınız. Ben o yüzden bir eğitim teknoloğu olarak bu tasarımların tüm paydaşlar nezdinde birlikte çalışılarak yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü mezununuz da bir paydaştır, öğrenciniz de bir paydaştır. Bizlere Nüket Hocam gibi destek veren hocalarımız da bir paydaştır. Bu noktada bunların hepsini düşünüyor olmak lazım. Pazarlama eğitimi açısından, İktisadi idari bilimler açısından nasıl bir süreç olacak kısmını en son kararını hocalarım verecek zaten. Yani o kalite standardıyla ilgili biz hangi derslerin online'da, hangisinin yüz yüze kampüste, hangi laboratuvar ortamının nasıl olması gerektiğine ilişkin kararları hocamlar veriyor olacak. Ama bu kararları verirken dediğim gibi global deneyim, sektör deneyimi, öğrencinin inisiyatif olarak yaptığı etkinlik deneyimi ve bir de özellikle Ar-Ge tarafına bu sene çok yatırım yaptık biliyorsunuz. Öğrencilerimizin bilimsel araştırma projelerini yazmalarına olanak tanıdık. Artık lisans öğrencilerimiz de bilimsel araştırma projesi yazabiliyorlar. Bu şu demek, hocalarıyla beraber bildiri yazabilirler, makale üretebilirler, herhangi bir ürün geliştirebilirler ve bunun için üniversitelerinden destek de alırlar. O yüzden biz yurt dışı konferansları da ya da herhangi bir girişim için yapılan bir fuarı da, bir yarışmayı da hibritin içerisinde öğrencimize extracurricular activity dediğimiz, dersin dışında verdiğimiz aktiviteler olarak düşünüyoruz. Bu noktada öğrencimizin bu söylediğim tüm alanlardaki gelişimini desteklemek, süreçleri tasarlamak için bu iş yapın geleneksel üniversite yönetimiyle olmayacağı aşikar. Sanıyorum ki işletmeci olarak siz bu süreçleri daha iyi biliyorsunuz. Bu mümkün değil. Bu ancak çevik yaklaşımla, birlikte bir ekip çalışmasıyla, inisiyatif olarak birlikte yapılabilecek süreçler. Bundan sonraki süreçte biz hibrit olarak açılıyoruz ama her an her şey değişebilir. Bu da aslında belirsizlik yönetimidir. Ki belirsizlik yönetimi de öğrenciler için bir 21. yüzyıl becerisidir aslına bakarsanız. Onlar da bu süreçte bunu öğreniyor olacaklar. Ama biz yüz yüze kampüste öğrencilerimizi özellikle sosyal aktiviteleri, kariyer aktiviteleri, laboratuvarlar, uygulamalı derslerle olmalarını, hibrit sınıflarda
isterse sınıfta, isterse online'da olmalarını, bazı dersleri online'da olmaları gibi süreç tasarımlarını yapıyoruz. Özellikle genel eğitim programımızda olan derslerimizi global eğitim programına doğru dönüştürüp pandemi süreci ve sonrasında değişen dünyayı anlamalar için bazı ders tasarımları da yapıyoruz. Çünkü dünya değişiyor. Ekonomi değişiyor, siyaset değişecek, toplumsal yapı değişecek, insanların yaşam şekli değişecek. Bu dünyayı anlamalar için de global dersler olarak farklı bir tasarım sürecine girmiş olduk. Ve bunları yaparken de bu sürecin içerisinde olabilecek her tür belirsizliğe ya da alınabilecek her tür karara hazır senaryolar olarak hepsini hazırız. Çünkü öğrencimizin şey yaşamasını istemiyorum. Belirsizliği hazmedebilmesi ve yönetebilmesi için biz hocaları olarak onların tüm senaryolara hazır olduğumuzu bilmelerini istiyorum, güvenmelerini istiyorum. Onlar hiç merak etmesinler, eğitimlerini en iyi şekilde, aynı kalitede alıyor olacaklar. Hocalar olarak biz öğrencilerimizi çok özledik. Çünkü hoca öğrencisiyle beraber aslında çok mutlu. Üniversitenin içerisinde öğrenci görmeyince canımız sıkılıyor biliyorsunuz. Öğrencimizle olmak başka bir şey. Onları özledik ama bu hibrit üniversite sürecinde bizim yaptığımız tüm süreçlere rağmen dünyada çok salgın ciddi bir boyuta ulaşırsa, bilim kurulu farklı kararlar alır ise, yüksek öğretim kurulumuz eğer üniversitelerimiz için farklı bir karar alır ise buna da tamamen hazırız. Öğrencilerimiz hiç merak etmesinler, sakin olsunlar istiyorum. Hocam. Çok teşekkürler hocam. Evet, söylediğiniz şeylerden aklıma şu geldi. Biz zaten uzun zamandır, 2-3 senedir müfredatımıza bu dijital dönüşüme uygun dersleri eklemeye başlamıştık. Çünkü artık klasik işletme mezunu, yani 4 yıllık ders programını tamamlamış, işte eline transkriptini almış, diplomasını almış, iş arayan bir mezun yetiştirmiyoruz biz, bildiğiniz gibi. Biz donanımlı, vizyoner, hakikaten dünyanın her yerinde sadece işi yapan değil, yöneticilik becerileri gelişmiş, karar verebilen ve bu kararları da belirsizlik ortamlarında karar verme becerisine hakim lider yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda mesela geçtiğimiz dönem işletme bölümü öğrencileri, daha doğrusu tüm fakültemizin ekonomi de dahil bölümü öğrencilerin aldığı blockchain teknolojilerini öğrenecekleri dersler, yapay zeka, büyük veri, finansal teknolojileri kullanabilecekleri, öğrenebilecekleri dersler ekledik. Hatta bu pandemi döneminde yeni bir ders daha açtık. İşletme bölümü seçmeli dersi olarak machine learning dersi alacaklar. Farklı sektörlerde uygulamalarını görecekleri. Dolayısıyla aslında bundan 10 yıl önce, hatta 5 yıl önce mezun olan işletme bölümü öğrencilerden çok farklı mezunlar vereceğiz artık bu dersleri alarak. Çok teşekkürler hocam açıklamalarınız için. Nüket hocama sormak istiyorum. Sizin tavsiyeleriniz neler? Hem ders içerikleri anlamında hem eğitimin geleceği anlamında sizin Londra'dan gözlemleriniz neler hocam? Söylemeye çalışayım, özetlemeye çalışayım. Önce bu konuyla yine bağlantılı olarak bundan sonrasında bizi neler bekliyor konusuyla bağlantılı olarak Yavuz Hoca'nın bir sorusu var. Der ki, bu değişimle daha fazla okulun açık kaynak derslere geçeceğini düşünüyor musunuz? Evet, bence yani bundan sonra gidişat öyle ve sadece bu okullarla alakalı değil. Yani üniversitelerin kendi açık kaynakları tabii ki çok önemli bir kaynak ama onun ötesinde dünyada hani sadece üniversiteler değil, onun dışında da birçok işte danışmanlık şirketleri olsun, şahıslar olsun, inanılmaz bir bilgi birikimi var ve bence yine bu COVID sırasında en önemli belki gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi paylaşımcılık. Eskiden işte ben hatırlıyorum, Yeditepe'deyken bir 10-15 sene önce insanlar syllabuslarını dahi paylaşmazlardı. Hatta bir ara online video çekilmesi söz konusuydu. Dersleri videoya çekelim ve o zaman tabii Wi-Fi falan çok daha kısıtlı ama üniversitenin web sayfasına konacaktı. Birçok hocamız bunu dahi istemedi. Yani paylaşımcılık o kadar gerilerdeydi ve işte herkes kendi sınıfını belki kendi kalesi gibi görüyordu ve sınıfta anlattıklarının başka üçüncü şahıslar tarafından görülmesine karşı çıktı.
Şimdi o noktadan bugün geldiğimiz noktada bugün ben istersek hiçbir ücret ödemeden Harvard Business School'da yapılan bir dersi izleyebiliyoruz. Bence yani hepimizin kendimize de bu şekilde bir defa daha oturup tekrar bir defa daha yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı sorguluyor olmamız lazım. Yani dünya bu kadar paylaşımcı noktaya giderken, mesela geçen gün birçoğumuzun bildiği uluslararası işletme konusunda çok iyi bilinen hocamız Tamer Çavuşkil hocanın hazırladığı bir syllabus var. International Business konusunda pandemi döneminde alın, International Business konusunda bunu kullanabilirsiniz diye web sayfalarına koyuyor. Yani artık insanlar syllabuslarını yandaki hocaya göstermeme noktasından şimdi dünyadaki bütün hocalara bunu açabiliyorlar. Bence bu çok önemli bir paradigma değişimi ve buna uyabilenler bundan sonra da yaşayacaklar. Uyamayanlar maalesef bence sistemden silinecek. Çünkü paylaşımcılık ve hatta dediğim gibi ücretsiz paylaşımcılık giderek artacak. Üniversiteler ne olacaktır diye sorduğumuz zaman da bence esasında üniversiteler de buna adapte oluyor olması gerekir. Yani Harvard bunu yapıyorsa, diğer birçok üniversitelerde de, yani ben istediğim zaman dünyanın herhangi bir üniversitesindeki bir dersi dinleyebiliyorsam, bunun hani belki belli kayıt ücretleri vesaire daha sonra arkadan gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda bütün dünyanın konuştuğu, her ne kadar şimdi hocamız hibrit olarak devam edeceğinizi söyleseniz de, dünya diğer ülkeler bu konuda belki bir miktar daha şüpheci yaklaşıyorlar ve yani büyük ihtimalle de bu semestir açamayacaklar Amerika'dakiler, Avrupa'nın büyük bir kısmı. Dolayısıyla da her şey şu anda orada online devam edecek varsayımıyla gidiyor. Ve böyle yaklaştığınız zaman da esasında bu online dünyayı bizim normal yani yeni normal olarak kabul etmemiz, hatta belki yüz yüze, yani şu anda Avrupa'da konuşulan, dünyada konuşulan bu yüz yüze eğitim artık bundan sonra premium hale gelecek. Yani üniversiteler online eğitim için belli bir ücret alacaklar ama eğer sınıf ortamında öğrenciler yüz yüze eğitim istiyorsa onun ücreti daha fazla olacak. Ben son herhalde işte bir iki hafta içinde iki tane farklı sizlerin de bildiği management'ın bir toplantısı vardı ve burada özellikle gene Teaching and Learning Conference ayağında özellikle pedagojiler, yani online dünyada biz bunlara nasıl adapte olacağız diye yeni inovatif çok teknik anlatıldı. Online'da hala yani akademik toplantılar da değişti biliyorsunuz, artık yüz yüze olmaktan çıktı. İyi tarafı da var çünkü göremediğiniz, dinleyemediğiniz birçok konferansı daha sonra online'dan izleyebiliyorsunuz. Memnunum online akademik konferanslarda. O konferanslarda yeni, inovatif bir takım eğitim metotları üzerine herkes konuşuyor. Dışında da söylediğim gibi yani hocaların ben çok daha fazla zaman ayırdıklarını, kaynak ayırdıklarını, hatta kendi evlerinden belki yani işte kendi kameralarıyla ders anlatıyorlarsa bile işte ışık için ne yaptıklarını, yeni mikrofon satın aldıklarını, yok ayağa kalkıp konuşmanın daha iyi olduğu falan gibi bayağı yani eğitim konusunda ekran karşısında öğrenciyle daha iyi iletişim kurabilmek açısından neler yaptıklarını çok böyle açık gönüllülükle, açık kalplilikle tartıştıklarını görüyorum. Bence çok hoş bir şey. Bir de neyi yapamadıklarını konuşuyorlar. Bence o da önemli. Yani hepimiz tabii ki hızlı bir şekilde bu geçişi tamamladık. Ve dünyada herkes aynı noktada. Hepimizin iyi yaptığı şeyler var ama iyi yapamadığımız şeyler de var. Bence öğrencilerle bunu açıklıkla, yani burada şu anda konuşulan bu öğrencilerle bunların devamlı belki sorgulanması, neleri beğendikleri, neleri beğenmedikleri, nelerin daha iyi yapılabileceği konusunun belki bir miktar daha sorgulanması ve ondan sonra da bunları nasıl daha iyi yapabiliriz diye onlar üzerinde daha fazla zaman belki harcanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir soru daha var, zamanımız bitmek üzere galiba, 2 dakika var. Evet. Peki bir öneri var ama yani hani ben ayrıca sonra gelen öneriyi cevaplayayım. Başka bir soru var mı diye baktım. Bence yani genel anlamıyla hocalar daha çok dış dünyaya açılacaklar ve sadece kendi disiplinleri içerisinde değil, disiplinler arasında da daha fazla interaktivite olacak.
Da Vinci etkisinden bahsediyorlar. Yani sadece işletme hocalarının işletme konuları içerisinde kalıp ya da kendi uzmanlık alanlarındaki konularla, hocalarla interaksiyonundan değil. O mesela diyelim ki hukuk fakültesindeki bir hocanın işletme fakültesine olan etkisinin ne olabileceğini tartışıyorlar. Bence bu online olma, bütün bu paylaşımcılığı ve disiplinler arası duvarları, o silolaşmayı da ve belki hatta konu uzmanlığını, konu bağnazlığını da bir miktar daha ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Çünkü her şey online olunca herkes birbirinin yaptığını daha rahat, daha açık olarak görüyor. Pek artık kapalı kapılar arkasına sığınacak bir durum ortada kalmayacak diye düşünüyorum. Nükhet Hocam'ın söylediğine ben katılıyorum tamamen. Çok güzel Da Vinci etkisi olarak hocam söyledi. Çok haklı. Hocam biz yüksek lisans doktora da tüm enstitülerimizi tek enstitü olarak birleştirdik. Ve bu tek enstitü içinde interdisipliner olarak farklı okul yapıları oluşturduk. Ve artık bu enstitülerimize yüksek lisans doktora da belirli bir alanda ders almanın dışında diğer alanlardan da demin Elif hocamın saydığı farklı alanlardan da ders alıyor olacaklar. Bunu yaparken ki en önemli düşüncemiz buydu. Lisans tarafında farklı sertifika programlarıyla birbirinden ders almayı, hatta araştırma merkezlerinden dersler almayı çıkarmıştık ama bu lisans üstü tarafta bence çok çok önemli. Aynı zamanda bu interdisiplinerliği görmek. Sizden de bunu duyunca çok mutlu oldum. Gerçekten tüm dünyayı takip etmek, bu anlamda interdisipliniteye önem vermek çok değerli. Pedagoji açısından da Da Vinci etkisinden bahsediyorlar. Yani sadece uzmanlık alanında değil, diyelim ki işletme hocasının diyelim ki mesela bir kadavra eğitimine girmesi gibi. Yani çünkü orada kullanılan pedagojik yöntemler farklı ya da bir işte avukat hocamızın dediğim gibi jüri olarak girip görmesi gibi. Çünkü farklı disiplinler ve farklı örnekler bize tabii bambaşka bir noktaya götürüyor. Aynen Leonardo da Vinci de olduğu gibi. Malum biliyorsunuz eğitim şeyden sanattan şeye kadar, matematiğe kadar, çeşitli bilimin çeşitli konularına kadar, anatomiye kadar farklı alanlarda çalışıyor. Onun için Da Vinci etkisi bizim üniversitelerde herhalde bir şekilde ortaya olmalıdır. Yani öğrenci tarafında da var, hoca tarafında da. Mesela hocam demin söyledi, herkes için yapay zeka dersini mühendislik fakültemiz veriyor. Ama içeride hukuk öğrencilerimiz de var, işletme öğrencilerimiz de var. Ve mühendislik fakültemiz ilk defa mühendis olmayanlara yapay zekayı anlatma konusunda deneyimledi. Ve bence bu deneyim hocayı da geliştiren, öğrenciyi de geliştiren çok önemli bir deneyimdi. Doğru. Hiçbirimiz durmayacağız var ya, aynı evet. O noktadayız. Hepimizin daha çok çalışması lazım. Büyük bir keyifle huzurlu böyle işbirliği içinde çalıştıktan sonra her zaman böyle çalışma ortamlarına varız. İşbirliği demişken ben Yavuz Hocam'a yorumunu ve değerli görüşlerini almak istiyorum. Çünkü o kadar huzurlu bir ortam ki Dekan Hocam'ın odasını kullanıyorum şu anda ben. Teşekkür ediyorum izniniz için de hocam. Sizin de görüşlerinizi dinlemek isteriz hocam. Estağfurullah. Odamı kullandığınız için ben de evde izin kullanıyorum. Bu yüzden ben de mutluyum. Çok sağ olun. Benim söyleyeceklerim dediğiniz gibi çok kısa tutayım. Çünkü zaten Sayın Rektörüm Nükhet Hoca da benzer şeyleri söylediler. Ben bilişim sistemleri dersi de veriyorum işletme öğrencilerine. Orada yaklaşık 20 yıldır işte paperless office, home office türü şeyleri teorik olarak anlatıyorduk. Yani Bitcoin de anlatıyordum. Bitcoin gerçek oldu 2 sene, 3 sene önce. Ama bu 20 sene önce anlattığım, yani Bitcoin daha yakın bir tarihten itibaren başlamıştım. 2010'dan sonra falan bu kavram ortaya çıkmıştı. Ama paperless office ve home office yaklaşık 2000'lerin başından beri derslerde anlattığım, pazarlamaya bakacak olursak da işte o basket management filan türü şeyler, onlar da gerçekleşti. Bir tek bu home office işte psychological effect, başka şeyler söylenerek home office'in çalışmayacağı, paperless ne kadar söylesek de e-maillerimizin altına ne kadar yazsak da belli bir noktada insanların bunları bastırdığını gördüğümüz bir şeydi. Bunu şimdi yaşıyor olması öğrencilerimin ve yani
ofis hayatında yaşayanlar daha zor alıştılar buna. Şimdi öğrenciyken yaşıyor olmalarının ne kadar zor da olsa şu dönemde iş bulmak, onların yani bir adım önde iş hayatına başlayacaklarına bir örnek olur diye düşünüyorum. Bu yüzden hani bu ortamı deneyimleyerek, artısını eksini görerek bunu yaşamış olmamızın her Türkçemizde de var. Her musibetten iyi bir sonuç çıkar diye bir şey vardır. Ya da işte her krizden bir fırsat yaratılabilir diye yabancı bir deyişle de söyleyebiliriz. Bu yani bu etkileri düşündükçe bence tabii evden çalışınca böyle zil çalabiliyor. ben hemen toparlayayım. Yani bunlar bize bazı özellikle işletme ve iktisadi bilimler ya da sosyoloji bölümünde bir katkı sağladı. Bunları değerlendirerek ve rektör hocamızın motivasyonuyla daha fazla çalışarak daha iyiye doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni de kattığınız için bu güzel toplantıya. Umarım etkili. Daha nice günler sürer. Çok sağ olun. Değerli hocalarıma soru iletmek isteyen katılımcımız var mı acaba? Çünkü çok yoğun bir dönemdeyiz. Hem Şirin Hocam hem Nüket Hocam'dan bir saat için müsaade aldım ben. Ve çok dolu dolu geçti. Çok şey öğrendim. Çok keyifli bir toplantıydı. Hem kendi adıma hem dinleyici adına baştan çok çok teşekkür ediyorum. Katılımınız gerçekten onur verdi. Bundan sonra Şirin Hocam'ın da söyledikleri ışığında ve değerli Nüket Hocam gibi içerik sağlayan, kıymetli içerik sağlayan paydaşlarımız sayesinde çok daha liderlik becerileri gelişmiş, krizleri yaratan değil de inşallah krizleri çözen, belirsizliğin içinde yol gösteren gençler yetiştireceğimizi ümit ediyorum. Soru yoksa son bir şeyler söylemek ister misiniz Sayın Rektör Hocam, Nüket Hocam? Ben çok teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiğiniz için. Nüket Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetledi dünyayı. Bu dünya içerisinde artık bilelim ki değişen, dönüşen, farklılaşan bir dünya var. Esas metamorfosis diye geçiyordu değil mi Kafka'nın kitabı? Başkalaşım diye geçiyordu. Eğitim artık bir başkalaşıma doğru gidiyor. Yani o ipek böceğinin kelebek olma hikayesi gibi eğitim değişiyor, dönüşüyor. Bu süreç sadece teknolojiyle olan değil, eğitimin çıktılarında, yöntemlerinde olan bir değişiklik olacak. Zaman ve mekandan biraz daha esnetilmiş ama biraz daha bireyselleştirilmiş olan bu eğitime üniversitelerimizin aynı zamanda KANKİ kurumlarında dönüşüyor olması lazım. Bu dönüşüm de tek bir kişinin şampiyon olarak yapacağı bir iş değil. Aynen Nüket Hocam'ın söylediği gibi farklı alanlardan hocalarımızın, akademisyenlerimizin, paydaşlarımızın bir araya geleceği bir değişim, dönüşüm, tasarım, stratejik dönüşüm süreci. Bu anlamda online tarafta olan her tür kaynak, nitelikli kaynak tüm öğrenciler için eğitime erişimi de, nitelikli eğitime erişimi de inanılmaz derecede artı olarak dönecektir. Bu noktada üniversite olarak biz hem kendi içeriğimizde bunları açtık, hem dışarıda olanları kullandık, hem de lise öğrencileri için birçok da ders açtık, üniversite dersleri açtık. Şunu düşündük, eğer lise öğrencilerimizin bazı dersler hakkında daha fazla öğrenmek istiyorlarsa, üniversiteye giriş derslerini bizden alsınlar. Hatta Yavuz Hocam da sizde bazı seminerler vermiştiniz orada, teşekkür ederiz. Bu anlamda üniversitenin üzerine çok ciddi bir sosyal sorumluluk olduğunu da, eğitimi daha erişilebilir, daha nitelikli hale getirmek adına önemli olduğunu da söyleyebilirim. Bu noktada biz eğitim teknologları olarak, uzaktan eğitim birimimiz olarak, eğitim bilimleri fakültemiz olarak aslında işin eğitim tasarımı tarafını bilen kişileriz. Ama herhangi bir alanın tasarımı, bir işletme, bir pazarlama öğretiminin tasarımı oradaki konu alanı uzmanıyla,
eğitim teknoloğunun, sektördeki kişinin bir araya gelerek yapacağı şeylerdir. Bu noktada artık takım çalışmasını akademisyenlerimizin öğreniyor olması, deneyimliyor olması da çok çok değerli. Ben çok teşekkür ediyorum. Nükhet Hocam'ı da İstanbul'a, Bahçeşehir Üniversitesi'ne en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Bugün ayrıca davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben de tüm dileklerinize katılıyorum. Dediğim gibi ben başında da söyledim. Ben COVID'in daha pozitif etkileri üzerinde durmaya hep çalışıyorum. Hem kendi moralimi tutmak, yüksek tutmak, hem de çevremdekilerin moralini yükseltmek açısından. Ama yani burada böyle gereksiz bir polyanacılık olmadığını düşünüyorum. Esasında COVID hepimizi durup düşünmeye sevk etti. Ve belki eskiden beri hep yapa geldiğimiz şeyleri nasıl daha farklı yaparız, nasıl daha yaratıcı yaparız? Sadece bu eğitim için değil, tiyatrodan sinemaya kadar çok farklı alanlarda herkesi etkilediği malumumuz. Bence burada öğrenciler açısından da önemli bir ders var, çıkartılması gereken. Bence öğrenciler de esasında başında da söylediğim gibi eğitimin faydalarını yaşayarak gördüler. Eğitimsiz bir dünyanın ne kadar sıkıcı olduğunu gördüler. Ama bu değişen dünyada eğitim kaynaklarına artık herkesin erişimi çok daha kolay olduğu için ve bundan sonra da bu hızlanarak bu artacak bu ivme. Yani bu gelişen dünyanın gerçeklerine hepimiz ayak uydurmak durumundayız. Onun için de inşallah önümüzdeki sömestrden başlayarak bir miktar daha güncel hayatı yakalama noktasında hepimiz daha fazla çalışacağız diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkürler davet ettiğiniz için ve zaman ayırdığınız için. Şimdi... Ben de sizleri Londra'ya bekliyorum. Eğer gelirseniz başında da söylemiştim. Sağ olun hocam. Tekrar kıymetli vaktiniz için çok teşekkürler Nükhet Hocam. Değerli rektörüm çok teşekkürler bu yoğun gündeminizde vakit ayırdınız. Ama bence çok bilgilendirici, çok da pozitif bir toplantı oldu. Çok teşekkür ediyorum pozitif, olumlu katkılarınız, gülen yüzünüz ve değerli bilgileriniz için. Dekanım size de teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere teşekkürler. Saygılarımla hocam. Saygılarım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.